Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Astrografi ile açtığımız için yeni halka arzımızı sizlere tanıtmak, sizlerle buluşturmak için bu videoyu çektiğimizi anlamışsınızdır. Yeni bir halka arzımız var arkadaşlar. Bugün Perşembe ve SPK yeni halka arzı onayladı. Şöyle ekranımızı küçültelim ve Astor'u yeni halka arza, gelecek hafta talep toplaması yapılacak halka arza göstermek istiyoruz. Bu grafiği unutma diyelim. Ve halka arz analiz profilinde paylaşılan SPK bülteninde bir şirketin halka arzına onay geldi diyor. Taslak izahatnamesine göre. ASGEO. ASGEO arkadaşlar. Bireysel eşit 165 milyon not. Fiyatı 12,6 TL. 2 milyar 79 milyon TL'lik bir sermaye arttırma olacak. Yani halka arz büyüklüğü gayet yüksek. Şuradan detaylara değinelim. Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ arkadaşlar. Mevcut sermayesi 560 milyonmuş. Yeni sermayesi 659 milyon olacak. Bedelli olarak. Yani aslında bildiğim kadarıyla ortaklar satış yapıyor. 99 milyon lirası bedelsiz oluyor. Mevcut pay satışı 66 milyon liraymış. Satış fiyatı da 12 lira 60 kuruş. Peki nasıl olur? Hani biz bugüne kadar videolarımızı az çok takip edenler bilir. Bu katılım evi mi olsun, Fuzul gayrimenkul olsun, pek öyle içimize sinmeyen halka arzlar. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Yorumlarda çokça sormuşsunuz. Neden Fuzul gayrimenkulün halka arzına katılmıyorsun? Neden katılım evimde işte ön yargılısın diyenler çok olmuş. Arkadaşlar biz çoğunlukla takip ettiğimiz hisselere de bakarsanız hani bacası tüten sanayi şirketleri. Türkiye'nin yıllardır medarı iftarı olan sanayi şirketleri. Bunlar ne olabilir? Vestel Beyaz Eşya. Vestel. Manisa'daydı sanırım onların fabrikası. Yani Avrupa'ya ihracat yapan bir fabrika. Değil mi? Bacası sürekli tutuyor. Sürekli markanın ürünlerini yanımızdaki marketlerde, yanımızdaki beyaz eşyacılarda, AVM'lerde görüyoruz. Yani bir şey olmaz bu şirkete diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Vestel Beyaz Eşya. Turkcell. Tamam bacası yok ama Turkcell yıllardır Türkiye'nin GSM operatörü. Hatta ilk operatör değil mi? Öyle hatırlıyorum. Devam edelim. Sasa. Adana'mızın medarı iftarı. Akdeniz bölgesinin medarı iftarı. Türkiye'nin medarı iftarı. Yıllarca Sabancı grubu tarafından yönetilen. Ondan sonra hatırladığım kadarıyla yarısı satılan. Ondan sonra yarısı satılanlarla beraber hepsini satın alan Merinos grubunun sahibi, Merinos halıların sahibi Erdemoğlu. Değil mi? Geldiğimiz noktada Sasa borsamızın hatırladığım kadarıyla yani birçok şirketini geçen bir numara olmuş bir şirket, bir hisse. Geldiğimiz noktada büyük ekonomistler bile Sasa'nın bu durumuna şaşırıyorlar. Bu kadar güvenmeyin diyorlar. Sasa böyle balon oldu diyorlar ama geldiğimiz noktada yükselmeye devam ediyor. Geldiğimiz noktada yatırımlarına devam ediyor. Heytaş. Yani az çok bildiğim kadarıyla ziraat mühendislerinin kurduğu hani bu veteriner ilaçlarının hani bu tohum hani bu gübre işlerinin yapıldığı Hektaş Adana bölgesinde kurulmuş yine ve yıllardır hatırladığım kadarıyla yine 1979'dan beri değil mi? Evet, 1979'lu yıllardan beri piyasanın içinde olan bir şirket, bir hisse. Yani bacası tüten, değil mi? İsdemir, Ereğli Demir Çelik. Bunlar Türkiye'nin yani mihenk taşları. Hani şimdi gelin bana deyin ki şişe cam, Ford Otosan. Yani gelin bana deyin ki ya bu hisseler mi? İşte GYO'lar mı? Yani katılım evleri mi? İşte senetle sepetle ev satan kuruluşlar mı? Ya da ne bileyim faizsiz konut veren kuruluşlar mı? Tamam bakın. Ön yargılı olabilirim. Tamam GYO şirketleri ne GYO şirketleri var? Örnek Oyak GYO. Şuraya yazalım. Çıkar mutlaka bir şeyler. GYO. Ne varmış? Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Değil mi? Kötü değil. Biliyorum. Oyak GYO vardı. Bakalım. Bir dakika. Oyak GYO. Oyak GYO.
Yani Oyakçe, Oyakyo, Oyak Yatırım Ortaklığı, Oyakçe, Oyak Yatırım Ortaklığı mıydı? Yani her neyse. Yani söylemeye çalıştığım şey arkadaşlar, bacası tüten sanayi şirketleri benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir şişe cam kimse eline su dökemez. Yani kalkıp da işte ben yeni halka arz olmuş Asce gayrimenkul yatırım ortaklığı Ayşe'den ben birikim yapmak, uzun vade yatırım yapmak istemiyorum dediğimde, hani bunu o şirketi çok iyi bildiğimden ya da GYO'ların kazandırmayacağını bildiğimden ya da GYO'ların güzel şirketler olduğunu bildiğimden, olmadığını bildiğimden değil arkadaşlar. Sektör olarak o sektörü beğenmiyorum. Yani benim istediğim tek şey fabrika olsun, bacası tütsün, yıllardır Türkiye'nin medarı iftar olsun. Benim beklentim o yönde. O yönde de olmaya devam edecek. Hani halka arzlara katılır mıyım? Katılabilirim. Katılım evime de katıldım diye hatırlıyorum. Fuzule katılmadım. Ama yarın cuma, yarın son gün. Belli mi olur? Belki de katılırım. Ama sadece halka arzlarda kalır. Uzun vade biriktirmem arkadaşlar. Yani şöyle bir katılım evime baktığım zaman, yani şu grafik benim pek ilgimi çekmiyor. Yani arz fiyatının 3. günde sanırım arz fiyatının altına sarkıyor. Tamam, sonradan toparlıyor ama gerçekten yatırımcısının, arzdan girenlerin çok ahını alıyor. Yani bir CV enerji değil ki. Şuna bakar mısınız? Yani belki CV enerji gibi olacak. Şu grafik bu şekilde gidecek ama CV enerjinin 102 TL'ydi sanırım arz fiyatının. Şu an iki katını bile geçmiş durumda CV enerji. Yani tamam diyeceksiniz ki ya CV enerjinin de geçmişinde Concordia'da var demiştiniz. Evet dedim. Dedim. Ama sanayi sektörünün içinde bulunan, enerji sektörünün içinden bulunan bir firmadan bahsediyoruz arkadaşlar. Şu birkaç gündür enerji firmalarının nasıl tavan tavan gittiğini gördünüz mü? Yani bunlar Türkiye'de eksik olan, hani yurt dışından enerji satın alıyoruz değil mi? Enerji giderimiz var. Dolarla enerji satın alıyoruz. Şu firmalar Türkiye'nin enerji açığını bir nebze olsun kapatan firmalar ve öyle olmaya devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Tekrar şöyle Froton'un da grafiğine bir bakalım. Ama dediğimiz gibi yeni halka arzımız. Hayırlı olsun. Temettü kafası profilindeki arkadaşımız da belirtmiş. Tarih belli değil ama muhtemelen haftaya Perşembe veya Cuma günü dağıtımlar gerçekleşir diyor arkadaşlar. Doğru. Yani bizce de öyle olacak. Haftaya büyük bir ihtimal Pazartesi, Salı, Çarşamba gibi bugünkü bu haftaki halka arzlar işleme başlar. Haftaya Perşembe, Cuma günü de yeni halka arzımız ASGEO, ASCE, GEO talep toplamaya başlar diye tahmin ediyoruz. Yine şu Astor'un grafiğiyle videomuzun sonuna gelmiş bulunalım. ASCE, GEO da bu grafiğe baka baka, hani üzüm üzüm baka baka kararır ya, bu grafiğe baka baka inşallah arz fiyatının altına sarkma gibi bir durum olmaz. En azından küçük yatırımcıya şöyle 5 tavan, 6 tavan verir de uzun vade hisselerin üzerine karından sıfır maliyetle hisse koyacak bir durumda olur arkadaşlar. Biz de buradan paylaşırız. Tekrar görüşeceğiz. SPK'nın bu onayı hoşumuza gitti. Bakalım gelecek hafta katılacak mıyız? 12 lira 60 kuruş iyi fiyat. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.